Merhabalar. The Godfather ile Gün Batımından Şafağa Episode 3'e hoş geldiniz. Bugün ilginç bir gelişme oldu. Hemen onu sizinle paylaşayım dedim. Girişte de gördüğünüz gibi bugün OpenSea mobil uygulamasının tanıtımını yaptı. Ben de bu haberi alır almaz hemen bununla ilgili hızlıca bir video çekeyim, sizinle bu durumu paylaşayım dedim. OpenSea resmi bloğunda mobil uygulamalarını yayına aldıklarını duyurdu. Artık mobil cihazlarımızdan yani Android ve iOS tabanlı telefon ve tabletlerimizden de OpenSea'yı kullanabileceğimiz official bir uygulama yayınlanmış oldu. Uygulama şu anda Android marketinde yani Google Play Store'da OpenSea NFT Marketplace adıyla OpenSea'nin resmi hesabında yayınlanıyor. Yine aynı şekilde iOS'un App Store'unda yani Apple'ın marketinde OpenSea NFT Marketplace adıyla Ozone Networks Inch adında bir hesapta yayınlanıyor. Bunların her ikisi de official uygulamalar. Siz de hemen bu uygulamayı mobil cihazınıza indirip telefon ve tabletlerinizle OpenSea marketini kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi ben bu uygulamayı kendi mobil cihazıma indirdim. Mobil cihazıma geçelim ve o uygulamanın bize sağladığı avantajları yapabileceğimiz işlemleri bir görelim. Evet benim mobil aygıtındayız. Gördüğünüz gibi OpenSea uygulamasını kurdum. Uygulamayı başlatıyorum. Uygulama açıldıktan sonra üst tarafta kategorileri görüyoruz. Burada NFT kategorilerini listelemişler. Böylece o kategorilerdeki NFT'lere bakabiliyoruz. Hemen altında Exclusive OpenSea Drops. Yani OpenSea tarafından şu anda öne çıkartılmış olan bazı dropları görüyoruz. Hemen onun altında Trend koleksiyonları listelemişler. Daha sonra Trend olan hesapları listelemişler. En yeni itemleri Hot New Items yani şu anda popüler olan yeni nefeteleri listeleyen bir bölüm yapılmış. Çok yakın zamanda satıştan kalkacak olanları da expiring soon başlığının altına koymuşlar. E, New Top Sellers diye bir bölüm yapmış. En çok satılanlar, en çok satanları buraya yerleştirmişler. Gördüğünüz gibi NFT'yi burada ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz. Fiyatını, izleme sayısını, favori alınma oranını görebiliyoruz. Bir tanesine tıklayalım. NFT'nin detaylarına girdiğimiz zaman da bu NFT ile ilgili bilgileri de burada görebiliyoruz. Chain infosunu, Ethereum'unu koymuşlar. Price history'sini koymuşlar. Kim yaptı, hangi e, hesaptan mint edildi, hangi koleksiyonun içinde bunları yerleştirmişler. İlk sekme bu şekilde. Yine ranking var. En çok satanlar, en çok popüler olanlar. Arama var. İstediğimiz bir bölümü arayabiliyoruz. More diye bir bölüm eklemişler. Buraya e, hakkında, uygulama hakkında... Blog ve Help Center'ı koymuşlar. Sosyal medya linklerini koymuşlar. Ben şu ana kadar ayarların yapıldığı bir bölüm görmedim. E, profilimize tıklayalım. Şimdi OpenSea biliyorsunuz bir cüzdan bağlantısı istiyor. Ben daha önceki videolarda bilgisayarımızı kullanarak Metamask ile nasıl bağlanacağımızı sizlere anlatmaya çalışmıştım. Şimdi mobil cihazımıza da ne yapabiliyoruz? Metamask'ın mobil sürümünü kurup yine Metamask ile bağlanabiliyoruz. Fakat bu sefer ben MetaMask ile bağlanmayacağım. Bunun yerine ben kendi mobil cihazımda da Trust Wallet kullanıyorum. Yorumlarda da dediniz ki Trust Wallet ile nasıl bağlanabiliriz demiştiniz. Bunu bilgisayarda nasıl yapabileceğimizi göstermek için ben de araştırma yapıyordum ki OpenSea mobil uygulamayı çıkarttı. Trust Wallet eğer mobil cihazınızda varsa buradaki Trust Wallet ile bağlan linkine tıklayıp Trust Wallet'i açıyoruz. Trust cüzdan bizden yeni bir dap bağlıyorsunuz. OpenSea cüzdanınıza bağlanmak istiyor. OpenSea'deki bakiyenizi görüntüleyebilecek veya işlemler için onay isteyebilecek diyor. Buradan bağlan dediğimiz zaman bağlantı adresi gelecek. E, wallet Connect diye. Şu anda bağlandı. Adresi oluşturuldu. Bakın burada. Daha önce yaptığımız işlemler varsa onlar da burada listelenecek. Buradan geri diyelim. E, böyle demeyelim. Şöyle geri diyelim. Tamam. Şimdi geri döndüğüm zaman OpenSea uygulamasına geri döndüğüm zaman gördüğünüz gibi benim mobil cihazlarda kullandığım TCF Mobile isimli hesabım şu anda profil olarak açıldı. Hesabımdaki nefetelerimi görebiliyorum. Gördüğünüz gibi buradaki koleksiyonlarımı, nefetelerimi görebiliyorum. Profil linkine tıkladığım zaman bu bölüm karşıma geldi. Biraz tabi üst taraftaki banner küçülmüş. Ona göre düzeltmek gerekecek. Peki neler yapabiliyorum? Ona hızlıca bakmaya çalışalım. Nefetelerimi paylaşımı açabiliyorum buradan gördüğüm kadarıyla. Paylaş deyip işte telefonumdaki herhangi bir uygulamayla, Whatsapp'la, Twitter'la paylaşabiliyorum. Bir çıkış linki var yukarıda. Buradan bu hesabımdan çıkmamı sağlayacak büyük ihtimalle. Bu arada ben de ilk defa açıyorum sizinle beraber. Aşağıda nefetelerimi görüyorum. Buradan bir tanesini listeleyelim. İşte bu nefete like edilir mi? Edilir. Çok güzel. Burada hızlıca bu koleksiyonumu ve nefetelerimi görebiliyorum. Ne yazık ki şu anda burada bir satış linki göremiyorum. Nefete satabileceğim veya nefeteyi satışa koyabileceğim bir link göremedim. Ee, şurada satışta olmayan bir nefete açalım mesela. Evet. Burada bunu sat diye bir link şu anda görmüyorum. Ne yazık ki satış demek ki burada henüz yapamıyoruz. E, ayrıca oluşturmayla ilgili de bir link göremiyorum şu anda ama bunlar e, şu demek değil çok yakında e, burada NFT yapmamızı ve satmamızı da sağlayacaklarını söylüyorlar bloklarında. Peki şimdi bu yeniliği gördükten sonra biz mobil cihazımızla da cüzdanımıza yani NFT hesabımıza OpenSea hesabımıza bağlanıp mobil cihazımızla da NFT yapamaz mıyız? Bana bunu soranlar oldu yorumlarda yazdınız e, bilgisayara erişimim yok tablet veya telefon kullanıyorum ben nasıl yapacağım diye soranlar oldu. Bu uygulama bence bu konuda yakın zamanda size seçenek sunacak ama şu anda eğer bunu yapmak istiyorsanız bunun için de hemen bir yol göstereyim. E, öncelikle ne yapıyoruz normal trust cüzdanımıza gidiyoruz bakın trust cüzdanı ekrana getiriyoruz şimdi trust'ı getirdik. Trust'ın ayarlar bölümüne geçiyorsunuz. Trust'ın ayarlar bölümünde tercihlere tıklıyorsunuz. DAP tarayıcı diye bir şey var. Ee, şurada. Bu DAP tarayıcı diye bir şey var. Bu DAP tarayıcı seçeneğini aktif hale getirmeniz gerekiyor. Eğer aktif değilse. Buradan bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. DAP tarayıcısını aktif hale getirdikten sonra ana sayfaya dönüyoruz. DAPS linkine tıklıyoruz ve DAPS geldi ekrana. Yukarıda bizden bir web sitesi adresi isteyecek. DAP tarayıcısı cüzdanınızın DAP uygulamasına bağlanmasını sağlayan bir özel tarayıcı. Trust'ın e, mobil cüzdanının içerisinde var. Buradaki adres alanına open c.io Evet. Doğru yazdığınız zaman gidiyor. open Girdiğiniz zaman normal bir Chrome tarayıcısı gibi bir internet tarayıcısı gibi girecek ama bunun bir farkı var. Biz Trust cüzdanı kullandığımız için şu anda bu hesaba Trust cüzdan ne oldu? Bağlandı. Bakın hesabım linkine tıkladığım zaman e, profilime gideyim. Şuradan. Yine mobilde açmış olduğum hesabıma geldim. Şimdi peki bunun e, OpenSea'nin kendi legal uygulamasıyla ne farkı var şöyle bir farkı var ben şu anda buraya geldim burada gördüğünüz gibi Ana sayfaya döndüğüm zaman Create seçeneği aktif bakın burada Üret deyip mobil cihazımla ne yapabiliyorum NFT üretebiliyorum Hemen mesajı imzalamamı istiyor tamam dedim Üret dedikten sonra gördüğünüz gibi yeni bir NFT oluşturma alanı geldi peki mobilde bir NFT yapabiliyor muyuz Evet Resim yükleme seçeneğine tıkladıktan sonra kameradan veya medya kütüphanesinden deyip e, şeye giriyoruz. Kütüphanemizden bir eser artık ne yapmak istiyorsanız mesela şu My Art 6'yı seçelim. Seçtikten sonra yine adını girip Şöyle ekrana getireyim. Eser 6 mesela olsun bu. Aynı şekilde daha önceki videolarda da anlattığım gibi özellikleri girerek e, değil tabi özellik olacak bu. Telefonla biraz benim parmaklarım büyük. Kullanamıyorum. Özellikleri girip buradan da koleksiyonumuzu seçip aynı diğer videolarda anlattığım gibi içerisini oluşturduktan sonra istersek poligonda İstersek e, Ethereum'da oluştur tuşuna basarak NFT'yi ne yapabiliyoruz? Mobilde de üretebiliyoruz. Şimdilik bunu e, Trust cüzdanla yapabiliyoruz. Ama OpenSea'nin kendi mobil uygulamasını tanıtmış olması, official uygulamayı duyurmuş olması çok büyük bir yenilik. Çok kısa zamanda da onun içerisine satış ve e, üretme yani mintleme seçeneklerini koyacaklarından ben eminim. Çok kısa zaman içerisinde de official uygulamadan da bu işlemi yapabileceksiniz. Evet bu hızlı bir video oldu. Çünkü mobil uygulamanın yayınlanması önemli bir konuydu. Ben bunu hemen size anlatayım istedim. Ee, çok da uzun tutmak istemiyorum. Artı yorumlarda ben nasıl mobil uygulamamla, mobil cihazımla, telefonumla, tabletimle NFT yapabilirim diyenlere de e, bu sayede bir örnek göstermiş olalım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videolara yaptığınız yorumlar için, beğeniler için ve paylaşmalar için çok teşekkür ediyorum. Her zaman yorum yazarak aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. Elimden geldiğince onları cevaplamaya çalışacağım. Mümkün olduğunca size doğru bilgiyi eriştirmeye çalışacağım. Bu konuyla ilgili videolar gelmeye devam edecek. Rica ediyorum. Bu videoları yararlanacağını düşündüğünüz, bu konuya ilgisi olduğunu düşündüğünüz insanlarla paylaşın olabildiğince fazla insana ulaştırmama yardım ederseniz çok memnun olurum. O halde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim.